Şimdi en hassas konu burada gübrelemeyi konuşalım, taban gübrelemesini konuşalım, toprak analizini konuşalım, tohum seçimini konuşalım ve ekimi konuşalım. Şimdi en hassas şeylerden bir tanesi tabi dediğiniz gibi gübreleme. İş toprak hazırlığından sonra ilk etapta gübreleme önemli hale geliyor. Taban gübresiyle başlıyoruz işe gübrede. Bunu yaparken, bunu verirken e, tabii bizim önerimiz mutlaka toprak analizlerinin yapılması. E, mümkünse hatta bir önceki dönemde yaprak analizlerinin yapılması veya sonraki dönemde e, mikro element eksikliğini tespit edip üst gübreleme yapılırken de yaprak gübresiyle e, takviyelerde bulunmak. E, taban gübresini yaparken dikkat edeceğimiz şeyler, Biliyorsunuz azot, fosfor ve potas ağırlıklı bitki besin elementi ihtiyacı çok fazla ürünlerin. Taban gübresi de zaten bunları karşılama amacıyla veriliyor. Bunu iki türlü verebiliyor çiftçi. Biri eee serpme yöntemiyle, biri de işte gübre kovalı, mibzerlerde mibzerlerle banda verme şeklinde. Bizim önerimiz söylediğimiz gibi banda verme tarzının çok daha doğru olduğu yönünde ki fosfor ve potasın toprakta bağlanma kapasitesi çok yüksek. Ne kadar toprak toprak yüzeyine az tutunursa bitkinin faydalanma şansı daha fazla olacaktır. Bu nedenle de banda gübre verilmesini özellikle biz tercih ediyoruz. Çok önemli bir konu aslında Lütfü Bey. Hatta çiftçiler arasında bu konu her zaman tartışmalıdır. Birçok çiftçi fırfırla atar. Bazı çiftçiler de e, gübreyle atar, mümzerdeki gübre sistemiyle atar. Dediğinize göre bu bizim için bir avantaj. Çünkü tohuma yakın koyacağız. Kök çok çabuk varacak ve bağlanması da azalacak. E, peki uygun toprak işleme yaptık. Uygun tohum yatağı hazırlığı yaptık. Toprak analizi yaptık. Detaylı bir toprak analizi yaptık. işte makro, mikro. Toprak analizine göre de gübreleme programı oluşturduk ve taban gübresi seçimi yaptık. Mısır tarımında kullanılan taban gübreleri nelerdir? Sizin farklı formülde taban gübreleri, MPK'lar var. Sizin bu konuda önerileriniz olur mu? Bizim bu konuda önerimiz genelde kullanılan biliyorsunuz 3-15, 20-20, 2020, 1846 gibi kompoze gübreler kullanılıyor fakat son dönemlerde artık gübre firmalarının mısır özel gübresi diye geliştirdiği veya farklı ürünlerde pamuk özel gübresi olabilir, diğer türler için de geliştirdikleri farklı formülasyonlar var toprak analizine göre bir şey alarak tavsiye alarak buna karar vermeleri çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle kükürt ile takviye yapılması gereken arazi çok fazla Türkiye'de biliyorsunuz. pH yüksek olduğu için kireçli toprak yapısına sahip olduğu için kükürt katkılı demir katkılı, çinko katkılı mısır özel gübrelerini tercih etmelerini biz öneriyoruz. Teşekkürler Lütfü